Gençler artık denizin altına bile inmeden suyun altındaki her şeyi tüm detaylarıyla görüntülemek mümkün. Hem de kamera ya da fotoğraf makinesi bile kullanmadan. İşte Danimarkalıların geliştirdiği o yöntemin çok özel görüntüleri. Bu ne bir video çekimi ne de bir animasyon görüntüsü. Bu suyun altında çekilen, kamera kullanılmadan, hatta suya bile girilmeden görüntülenen gerçek bir batık. Yöntemse yeni bir sonar teknolojisi. Yani aynı yunuslar yarasalar gibi ses dalgalarının geri dönüşüyle elde edilen mükemmele yakın bir görüntü. Burada gördüğünüz teknenin yanına bağlanan borularda su altında hassas hidrolik ölçümü yapmaya sağlayan ekosonarlar var. Çok bilimde ekosonarlar. Geminin gövdesine sabitlendi. Bir tanesi daha sığ sularda ölçüm yapıyor. Diğeri biraz daha derin sularda ölçüm yapıyor. Az önce bir batığın üzerinden geçtik Marmara Denizi'ndeki. Yaklaşık derinliği 81 metre. Maltim ve ekosonarı kullanarak çok geniş bir alan tarayarak batığı tespit ettik. Birkaç defa daha üzerinden geçerek çok net 3 boyutlu bir görüntü elde edebiliriz. Şu an itibariyle batığın üstünden bir kez daha geçtik ve çok daha net bir görüntü elde ediyoruz. Gölgeleri bile belli. Kırmızı, yeşil bölümler batığın yerden olan yüksekliğini anlatıyor. Tabii ki bu görüntü tamamen temizlendikten sonra hemen yandaki ekrandaki gibi 3 boyutlu mükemmel bir görüntü elde ediliyor. Bugün yapılan Marmara Denizi denemesinde bu teknoloji harikası sonar denizin dibinde ne var ne yok ortaya döktü. Kuşkusuz bunlardan en belirgin ve büyüğü İstanbul'u doğalgazla besleyen bu boru hattıydı. Şu an itibariyle bütün İstanbul'un doğalgazını karşılayan borunun üzerinden geçiyoruz. Hemen 3 boyutlu olarak bu boruyu görmek mümkün. Burada da gemimizin yarattığı kumsaldaki tepecikler görülüyor. Peki bu sistem ne amaçlarla kullanılıyor? Su altı mühendislik uygulamalarında yüksek çözünürlükte topografya görüntüsü istenir. Geofiziksel surveylerde kullanılıyor. Askeri amaçlarda ise savunma sanayi projelerinde, denizaltılarda, arama kurtarma gemilerinde bu tür yüksek çözünürlükte ekosonarlara ihtiyaç duyuluyor. Teknoloji ilerledikçe deniz ne kadar derin olursa olsun dibini görmek kolaylaşıyor. Dibini görmek bir tarafa, en ufak detaylar suya bile girmeksizin inceleniyor. Zaman ilerledikçe bu tür cihazların insanın üçüncü gözü olacağına kesin gözüyle bakılıyor.